gelip yapamadığınız neler var? Sen ne kadar güzel kızsın böyle. Nasıl güzelsin sen. Yakından göreyim ben seni. Ve tarzın mükemmel olmuş. Çok şahane. Renkli gözlü, sarışın ve çok modern bir kıyafet. Ve gözde çok canlı, güzel bir anlam. Allah sana uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat versin. Cennette inşallah birlikte dost oluruz, arkadaş oluruz. Bir daha dinleyeyim. Çok isteyip yapamadığınız neler var? Daha İttihat-ı İslam var. Daha olmadı, onu göreceğiz. Silah fabrikaları kalkacak. Onları göreceğiz daha. Adalet tam anlamıyla adalet, korku gidecek mesela. İnsanlar korku içinde yaşıyor dünyanın her tarafında. Kadınlara muazzam baskı var. Kadınlar özgür değil. Çocuklar korku içinde yaşıyor dünyanın her tarafında. Öldürenler, asanlar, kesenler. Bu facia yeryüzünden kalkacak. Onu takip ediyoruz inşallah. Buraya bir yazı yazmıştı, sonra o yazıyı kaldırdın. Ne demek istediğini de anlatmamışsın. Olmaz. Yani kısaca bir satır yazı yazıp ne anlamda söyledi, neye göre söyledi onu söylemen lazım. Evet, dinliyorum. Ekranda görünen canlı, Afrika'da yaşayan yaprak görünümlü ufak bir mantis türü. İngilizce'de ghost yani hayalet mantis olarak da biliniyor. Kamuflaj yapan canlılar yaşadıkları ortama son derece uyumlu şekilde yaratılan vücut yapıları ile adeta özel bir koruma altına alınmışlardır. Bu canlıların vücutları bulundukları ortamla o kadar uyumludur ki videoda izlediğiniz gibi bir bitkiye mi yoksa bir hayvana mı ait olduğunu anlamak bile çoğu zaman neredeyse imkansızdır. Kamuflaj yapan tüm canlılara bu özellikleri veren yaratıcıları olan Allah'tır. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onun övgüyle onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavrayamıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. İsra suresi 44. ayet. Maşallah. Evet. Maşallah. Mantisi özel olarak beslemek lazım ya. Çok şeker hayvanlar. Evet, dinliyorum.